Ekonomi, finans ve politikada stratejik düşüncenin adresi Avrasya Yatırım'ın YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Burada seçimlerden sonra Türk ekonomisini nasıl bir atmosferin beklediği sorusuna hep beraber cevap arayacağız size. Rakamları konuşturup bir analiz yapacağız. Tabii bizim haricimizdeki kurumların ve iktisatçıların ve iktisatçı olmayanların yaptığı yorumlara baktığımızda bir krizin Türkiye için %100 kaçınılmaz bir gerçek olduğu neredeyse söyleniyor. Acaba bu doğru mu? Gerçekten böyle bir felaket durumu söz konusu mu değil mi? Bunu en iyi rakamlar bize verecek cevabını. Bu rakamları konuşturacağız birazdan. Yalnız buna geçmeden önce ülkemizde hem iktisatçıların hem de diğer kesimlerin de kavramları birazcık birbirine karıştırdığını düşünüyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü kriz, durgunluk, depresyon bu kavramlar komple birbirine girmiş durum. İsterseniz bunu bir açalım neyin ne olduğunun ortaya çıkması adına. Şimdi bir ülkede üretilen mal ve hizmetler azalıyorsa, yani gayri safi milli hasıla diyoruz buna, düşüyorsa bu, işsizlik artıyorsa, firmalar krediliğe ulaşamıyorsa, piyasalarda hareketsizlik varsa arkadaşlar biz buna durgunluk adı veriyoruz. Eğer bu durgunluk süreci 6 ay 8 aydan fazla sürüyorsa o zaman bahsettiğimiz konu da bir depresyondur. Dolayısıyla eğer depresyon süreçleri içinde o 1,5 yıllık sürecin içinde ya da 2 yıllık sürecin içinde bir baktınız amiral gemisi dediğiniz firmalar takır takır iflas etmeye başladı. Ya da reel sektörde seri iflaslar arttı ve işsizlik oranınız birdenbire çok sert yükselmeye başladı. Amiral gemisi dediğiniz işte bir bankanın sallandığına dair haber duydunuz. Ya da nedir? Türkiye'nin ekonomik motoru inşaattır. İnşaatla ilgili bir amiral gemisi diyeceğiniz nitelikte firmaların sıkıntıya düştüğüne dair haberler duydunuz. Ama bu böyle sosyal medyada yayılan tevatürleri demiyorum. Yani ciddi olarak gidip adamın konkordato ilan etmesinden bahsediyorum. Bu tip şeyler gördüğümüz zaman işte ve bunun bir de rakamlara da yansıması lazım. İşsizlik oranını değiştirmesi lazım. Biz bu duruma kriz adı veriyoruz. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de yaşanılan duruma baktığımızda yaşanılan durum imalat sanayinin yüksek borçluluk yapısıyla ve dışa bağımlı üretim yapısıyla bir depresyonda olduğunu gösteriyor. Bu süreç tabii ki can yakıyor. Firmalar küçülüyor çünkü. Firmalar iflas ediyor. Bu da bir işsizlik oluşturuyor. Gelirleri düşürüyor. Bu durum elbette ki can sıkıcı bir durum. Ancak bütün bu zorluklara rağmen arkadaşlar ekonomide yürüyen bir çarkın da olduğunu iyi kötü de olsa görüyoruz. Sorun şu, zaten bunu analiz yapacağız birazdan. Acaba 2019'un ortalarına doğru bu çark duracak mı? Yani denildiği gibi. Bunu soruyu cevaplamak için şimdi işin kökeninde neresi var? Tabii ki biliyorsunuz 2016-2015'e kadar gidiyor. Yani bu durgunluk sinyalleri o zaman kendini vermeye başlamıştı ve hükümet de bunu gördüğü için kredi garanti fonu denilen bir mekanizmayı devreye soktu ve başta imalat sanayi olmak üzere Türk firmalarına büyük bir fon sağladı. 200 milyardan fazla bir fondu bu. Bu tabii ki bizim firmalarımızı ve ekonomimizi 2017 yılında uçurdu. 7'ler civarında bir büyüme gördük ve o zaman tabii politikacılar buna çok büyük gurur duydu. Ancak bu uçuş sürekli olamadı. Yani ekonomide büyümeyi devam ettirecek olaya aslına inemedik. Neydi o da? Bir inovasyon yapamadık. Firmalar kendilerini dışa bağımlılıktan kurtaracak yenilikleri, yatırımları yapmak yerine arkadaşlar işte mevcut iş anlayışını devam ettirmek için biriken borçları ödeme işte yine bu mevcut iş anlayışı. Yani ne bu? İthalata bağımlı üretimi devam ettirmek için ham madde yarı mamul satın aldılar bu parayla. Tabii devletin de bu konuda yönlendirici olmadığını görüyoruz. Yani ekonomiyi mevcut durumundan dönüştürmeye de çalışmadı. Bununla ilgili önlemler alınmadı. Hep işte reform reform denildi ama bunlar hep böyle PowerPoint sunumların üstünde kaldı. Hayata geçmedi. Yani firmaların iş yapış şekli, ürettikleri mal ve hizmetler değişmeden yapılan yardımlar etkisiz oldu. Anı kurtardı, sorunları geleceğe doğru ötelemiş oldu. Peki seçimlerden sonra bizi bekleyen ne? Birincisi dışa bağımlı bir ekonomi olduğumuz için
doların değeri bu noktada çok önemli. Buna bağlı olarak da tabii ki doların değerini belirleyecek hadise de ne? Sizin ihracat yapınız ve borçluluk durumunuz ve bu borcu nasıl bir planla ödeyeceğiniz arkadaşlar. Çünkü eğer siz birdenbire büyük miktarlarda 2019'da borç ödeyecekseniz bu şu demektir. Dolara talebiniz olacak. Dolara talebiniz de olursa haliyle kur yukarı gidecek demektir. Şimdi isterseniz gelin iki grafikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldığımız grafiklerle bu durumu bir inceleyelim. İlk önce ne kadar borcumuz var? Ona bir değinelim. Grafiğimizi açalım. Grafiğimizi açtığımızda 2018'in 3. çeyreğinde 448 milyar dolarlık bir dış borç stoğu görüyoruz arkadaşlar. Bu borcun 5,5 milyarı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, 171,5 milyar doları bankacılığın, 271,5 milyar dolarlık kesimi de arkadaşlar reel sektörün borcu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu reel sektörün borcuyla bankacılık sisteminin borç ve alacak mahsubundan gelen net dış varlıklarını topladığımız zaman da, yani şu 14.743 olarak gözüken rakam, 286 milyarlık Türkiye net dış borç stoğu rakamına ulaşıyoruz. Bu net dış borç stoğu da gayri safi yurt içi hasılamızın, yani ürettiğimiz mal ve hizmetlerin, yani gelirlerimizin %34,4'üne tekabül ediyormuş. İkinci grafiğimize de bakalım. İkinci grafik de önemli. Neden? Bu sefer de Hazine ve Maliye acaba bu dış borcu yıllar içinde nasıl ödeyecek? Buna ilişkin nasıl bir projeksiyon yapılmış? Buna bakalım. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son yaptığı projeksiyonu aldım. Bunu baz alacağız. Bu grafiğimizi incelersek, burada arkadaşlar bakın, 2019 yılının içinde 80 milyarlık bir ödeme planlanıyor. Bu ödemenin de 17 milyarı kamu sektörüne, 62 milyar doları ise özel sektöre ait olarak gözüküyor. Toplamda da 432 milyarlık bir büyüklük 2023'e kadar, 2023 sonu hatta karşımızda duruyor. Tabii ödeyeceğimiz bu 80 milyar dolar 2019'da bizim için kurlar üzerinde çok büyük bir baskı yaratacak arkadaşlar. Buna bir de ilgili yıl içinde 25-30 milyarlık bir cari açık, yani aldığıyla sattığı arasındaki Türkiye'nin farkı koyarsak bize 100 milyar dolardan fazla bir paranın gerektiği ortaya çıkıyor. Peki Merkez Bankası'nın rezervinde ne kadar var? Burada da rezervde de bir 30 milyar dolar olduğunu görüyoruz. İşte sorun burada başlıyor arkadaşlar. Yani 2018 yılında yine önümüzdeki konu Türkiye'nin borcu borçla çevirmesi olacak. Bu da tabii ki kurlar üzerinde bir baskı. Tabii kurlar üzerinde bir baskı olacak ve kurların yukarıya doğru yöneleceğini söylemek gayet mümkün. Bunu herkes söylüyor. Ama burada şu ayrıntıyı belirtelim. Yani kurlar da yukarıya çıkışı bir anda işte 7 lira oldu, 8 lira oldu diye belirtmemiz arkadaşlar çok zor. Neden? Çünkü 2001 yılında kur ne kadardı? 650-670 bin liraydı ve bir anda kriz çıktı ve 1,5 milyon lira oldu. Yani birebir arttı. Ancak orada bir sabit kur rejimi vardı. Şimdi Türkiye dalgalı kur rejimine sahip olduğu için yaşanılan TL'deki değer kayıpları her gün yansıyor. Dolayısıyla şunu bekliyorsanız yanılıyorsanız, yani seçimlerden sonra öyle bir hafta olacak ki ya da öyle bir ay olacak ki bir anda pat diye kur 10 lira olacak, 9 lira olacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Neden yok? Çünkü paranın değer kaybı zaten günlere yayılmış bir şekilde tatlı tatlı yediriyor kendini kurun içinde o değer kaybı ve her gün bir şekilde yukarıya doğru bir yükseliş izlenebiliyor. Şimdi dolayısıyla hani iki grafiğinde bize söylediği olay şu: bir, çok yüklü borcum var; iki, 2019 yılında gerçekten geri ödemen çok yüklü. O zaman kuru 5'in altına beklememiz birazcık zor. Bakan Albayrak'ın zaten yeni ekonomik planda açıkladığı kur tahmini arkadaşlar, o rakamlara bakıp 2019 için hesapladığımızda
5,59 gibi bir rakamı zaten devletin kendisi kabul etmiş durumda. E şimdi diyoruz yapılacak ödemenin büyüklüğü var. E bir enflasyon konusu var. Yani en az %15 planda belirtiliyor. Biz bunun %20 olacağını düşünüyoruz. Bu durumda hesapladığımız zaman yani işin içine enflasyonu da kattığımız zaman bir kere sırf yani en mütevazi, en düşük enflasyon %15'te kurun 6 lira 10 kuruş olması lazım. %20 enflasyonda bunu 6,36 olarak çok rahatlıkla hesap edebiliriz. Tabii ki bu hesaplara şunu unutmayalım. Kur tahmininde iç ve dış siyasi şokları katmıyoruz. Hatırlayın Amerika ile Brunson dış siyasi şoku bizi 7,20'lere çıkarmıştı. Şimdi önümüzde bir Fırat'ın doğusu riski var. Bu bir önemli. Diğer bir risk de seçim riski. Bu seçim risklerinde hangi parti hangi illeri alacak? Yani klasik İstanbul, Ankara, İzmir nasıl dağılacak? Bunlar önemli. Bu noktada şunu belirtmemiz lazım ki AK Parti'nin İstanbul ya da Ankara'yı kaybetmesi arkadaşlar sanıldığının aksine kurlarda yukarı bir hareket doğurmayacak. Çünkü ekonomi zaten kötü yönetiliyor. Bunun daha kötüsü olmayacaktır denilecektir. Ve bu bağlamda normal şartlar altında %15 ya da %20 enflasyonda yani iç ya da dış siyasi bir bela olmaması varsayımında 6,10-6,40 gibi seviyeleri hedef olarak belirleyebiliriz. Ancak iç dış siyasi şartların, şokların kuru yukarı çekebileceğini de belirtmek lazım. Ancak analize eklememiz gereken çok önemli noktalar var arkadaşlar. Neden? Yani bizi tedirgin eden noktalar var. Bunları belirtmek lazım. Birincisi bankacılık sistemimiz şu an itibariyle 2,3 trilyon liralık bir kredi hacminde. Kredi vermiş durumda. BDDK'nın raporlarına baktığımızda bunun %3,7'si takibe düşmüş. Yani 87 milyarlık kısım takipte arkadaşlar. Şimdi bir de son stres testleri yapıldı. Önümüzdeki dönemde bankalardaki bu batık oranı ne olur diye yapıldı. Ve %6 gibi bir oran açıklandı. Yani bu da kıymetli arkadaşlar 138 milyara çıkacağını söylüyor bu takipteki kredilerin. Ancak %6 oranının iyimser olduğunu düşünüyoruz. Bizim kurum olarak tahminimiz bunun en az %8 civarında gerçekleşeceği ki böyle dediğimiz zaman da 187 milyar gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Şimdi BDDK'nın dediği %6 ile hesapladığımız zaman arkadaşlar bankacılık sisteminin bir 26 milyar dolarlık yükü oluşacak. Şimdi %8 184 milyardan hesaplarsak da bizim tahminimize göre de bir 34 milyarlık bir büyüklük ne yazık ki karşımıza çıkacak. Yani 26 milyar dolar en mütevazi haliyle bize göre ise 34-35 milyar dolarlık bir zararın iç piyasalarda kura yansımasının da hesaba katılmasının gerektiğini düşünüyoruz. İkinci noktada şu devletin gelirleri 2018 yılında 773 milyardı, giderler 850 milyardı. Dönüp 2017'ye baktığımızda gelirler 623 milyardı arkadaşlar. Şimdi 2019'da devletin 2018'deki gibi gelirlerini arttıracağını da beklemiyoruz. Çünkü neden? İşte 2B arazilerinin satışı vardı ve bir sürü barış çıktı. Bununla ilgili imar barışı çıktı. Yani sayamayacağımız adette gelir yaratıcı unsurlar devreye sokuldu. 2019'da bu unsurların tekrar devam etmesi biraz zor gibi gözüküyor. Özetle hem bankacılık sisteminin yazacağı bu zararlar ama şunu belirtelim yani bu zararlar yazıyor ama bu bizim bankacılık sistemimizi batıracak bir boyutta değil. Sadece bir baskı yaratacak yani dolara bir talep yaratacak diye bunu arz ediyoruz size. İkinci noktada gelirlerdeki 2018 yılındaki artışın yakalanmasının zorluğu ve planda da zaten 80 milyarlık bir açık beklentisinden bahsediliyor. Kıymetli arkadaşlar işte bunlar kur ve faiz üzerinde bir baskı yaratacak, çok büyük bir baskı yaratacak. Bu veriler dahilinde kurda 7 liraya dahi bir yönelim, faizlerde de yüksek seviyelerdeki seyrin devamı
Ve bunun da dönüp reel sektördeki iflasları devam ettirmesini görebiliriz diye düşünüyoruz. Tabii bahsettiğimiz bankacılık sisteminin 25-35 milyar arasındaki böyle bir sıkıntısı, 80 milyarlık işte bir borç ödemesi, 80 milyar dolarlık, keza cari açık, bütçe gelirlerinin artmaması, bu gibi kalemleri üst üste koyduğumuz zaman, yani hesabı yaptığımızda, yani klasik bir borçlanma tarzı, yani gidip hazinenin dış piyasalardan borç alması gibi bir sistemin işletilmesi arkadaşlar, ne yazık ki çok yüksek faizleri gündeme getirecek ve bizim beklentimiz bu sistemde ısrar edilmesi halinde Türk imalat sanayinin çalışamaz duruma düşmesinden endişeleniyoruz. Bu nedenle bu duruma düşünmemesi için büyük bir kaynak gerekiyor ve bu kaynağın da makul bir faizle ve bir plan dahilinde alınması lazım. Bu noktada da akıllara IMF geliyor. Hükümetin önümüzdeki dönemde IMF ile anlaşmasının mümkün olacağını düşünüyoruz. Şimdi 2001 krizine baktığımız zaman başlıkta diyoruz yani 2001 krizinin çok ötesine geçebilir. Evet arkadaşlar, yani işte bu bankacılık sisteminin takipteki alacaklarının artması, ödeyeceğimiz yüklü borçlar, cari açık, gelirlerdeki azalma, işte bütün bu kalemleri üst üste koyduğumuz zaman şimdi 2001 krizinde baktığımızda net dış borç stoğunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %39'du. Şu an bir programla kredi bulamazsak %34,4 olan 3. çeyreğe göre bu rakam 2019'da arkadaşlar %40'ları geçebilir. Brüt borca bakarak, yani brüt borcunuz sizin gelirinizin yüzde kaçıdır diye hesapladığımız zaman 2001'de bu oran arkadaşlar gayri safi yurt içi hasılanın %56'sıydı. Şimdi bu orana baktığımız zaman 448 milyarlık bir borç vardı, hatırlayın ilk grafikten. 763 milyar dolarlık da hasılamız var. Şu an %58 civarında. Bakın 2001'de %56, şu an %58. Yani tamamen matematik yapıyoruz. Yani bu felaket tellallığı değil, oranlara bakıyoruz. Ve %56 2001'de, şu an %58'de. Demek istediğimiz bu durum kıymetli arkadaşlar devam ettirilemez. Gelirimizin %60'ı kadar borcumuz var. Bu nedenle acil bir şekilde ekonomi yönetiminin yapması gerekenler var. Bu noktada umarım ekonomi yönetiminden birileri bizi dinliyordur. Yapılması gereken ödevler var. Acil bir şekilde tavsiyelerimiz şu. Şimdi 2001 krizinde ne yapılmıştı? Bozuk bir bankacılık sistemi vardı. O reforme edilmişti. Şimdi 2019'da bozuk bir reel sektörle girdik. Bu reel sektörden kaynaklanan bir kriz çıkabilir. O yüzden acil bu depresyon krize dönmeden reel sektörde bir reform yapılması lazım. Tam zamanıdır bu reform için. Peki bu reform nedir? Reel sektörün bir şekilde iflasa sürüklenmeden iş yapış şeklinin değiştirilmesi, dönüştürülmesi gerekiyor. Tabii ki bu değişim ve dönüşüm bir anda olmaz. Reel sektörün bir şekilde yüzdürülmesi de gerekiyor. Bunun için de dediğimiz gibi bir uluslararası anlaşmayla büyük montanda bir kredi bulunup öyle kamu bankasının bir iki tanesinin yan yana gelmesiyle kurtulacak bir durum değil arkadaşlar. Büyük montanlı bir krediyle bu durumun düzeltilmesi lazım. Aynı zamanda reform paketleri hukuk, ekonomi ve sosyal alanda açıklanmalı ki bu büyük montanlı krediyi alabilelim ve hem dış yatırımcılara hem dış kurumlara, en önemlisi halkımıza güven verip ekonomideki o algının, bozulmuş algının düzeltilmesini sağlayalım. Bu önlemler alınmazsa en iyi ihtimalle, yani uluslararası bir kredi bulunmazsa, ekonomideki dış ve iç unsurların algıları değiştirilmezse arkadaşlar, yani borç piyasalarından para toplayarak Türk sanayisinin yanlış üretim biçimini biz fonlamaya devam edersek, ne yazık ki çok çok ciddi iflas riskleriyle karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Bu bağlamda bu risk gerçekleşmeden
acil önlemler alınması gerektiğinin farkındayız. Umarız bizi yönetenler de bu farkındalık içindedir diye düşünüyoruz. Ama şunu belirtelim. Bizim haricimizde felaket şeklinde yorumlar yapanlardan ayrıldığımız bir nokta var. Belki şu ana kadar anlattığımız her şey gerçekten korkunç bir durumu ortaya koyuyor ama bakın Türk ekonomisinin bir farkı var. O da şu. Bir üretim kapasitesi mevcut. Bir Yunanistan değil burası. Yani bir Venezuela değil. Bir Arjantin değil. Türkiye'de bir üretim kapasitesinin olması, o üretim kapasitesinin doğru yönlendirilmesi şartıyla Türkiye'yi krizden çeker çıkartır arkadaşlar. Yani depresyondan döneriz. Üretim kapasitemiz var. Yeter ki bu üretim kapasitesini biz uluslararası bir anlaşmayla fonlayalım, yüzdürelim ve daha sonra da hemen dönüştürmeye başlayalım. Bunu yaptığımız anda 2019'da inanın bizim için kriz fırsata döner. Ama bunu yapamazsak arkadaşlar şuna inanın yani bu ekonomiyi dönüştüremezsek 2001 yılında gördüklerinizi ya da o konuyla ilgili okuduklarınızı unutun. Çok 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 daha ötesinde büyük sıkıntılarla karşı karşıya geliriz. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.